Evet. Neleri gördük? Listeleri gördük, list comprehension'ları gördük, for, if vesaire bunları gördük. Fonksiyonları geçmeden önce istiyorum ki daha önceki yapmış olduğumuz şeyleri pekiştirelim. Onun için bir sürü egzersiz yapacağız. Bunları kendinizin de denemenizi tavsiye ederim. Ek olarak söylemek istediğim bir şey de şu. Giderek zorlaşacak. Son örnekleri anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Biraz karmaşık çünkü. Onları boş zamanınızda tekrar tekrar farklı parçalarını koyarak, birleştirerek, ayırarak denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer o örnekleri öğrenmeyi başarırsanız bu şu anlama geliyor. Piyasada çalışmakta olan ortalama bir Python programcısının hani yazarken düşündüğü bir takım şeyleri yapabiliyor olacaksınız. Bu çok önemli bir gelişme aslında. Yani bu şu anlama geliyor. Şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz şeyleri gayet iyi bir şekilde anladığınız anlamına geliyor. Başlayalım isterseniz. Hemen geçelim masa üstüne. Bu sefer sol tarafta görmüş olduğunuz şeyi de kullanmak istiyorum. Çünkü tekrar tekrar bir takım şeyleri yazmamız gerekecek. Hemen bir dizi oluşturalım. Bu dizinin içerisinde gerçi buraya başlamadan önce tabii farklı anlatmak istediğim bir takım şeyler vardı. Onları unuttum. Şöyle şuradan başlayalım. İsterseniz bir şeyden string'den başlayalım öncelikle. Çünkü onları tekrarlamamız gerekiyor. Oğuz. Sonra da number. Yani numaram. Adım Oğuz. Numaram diyelim 10 olsun. Sonra bunu bir ekrana bastıralım. Nasıl olabilir bu? Username. Ondan sonra şöyle bir tane boşluk. Ondan sonra number. Aslında number'ı şey yapalım. Bir dakika. Number'ı bir sayı olarak yapalım ki daha güzel bir örnek olsun. Şöyle artıyı da koyalım. Evet. Şimdi ne demiştik? Eğer bir yazıdan bahsediyorsak bu yazıyı bastırmak direkt mümkün. Ama eğer bir sayıdan bahsediyorsak sayıyı öncelikle bir string'e çevirmemiz lazım. Neden? Çünkü bir yazı ile bir sayıyı birleştiremezsiniz. İkisi farklı tiplerde. Değil mi? Ne oldu? Burada Oğuz 10 şeklinde bir şeyi yazdırdık. Ne yapalım? İsterseniz farklı bir şey yapalım burada ve yani bu şekilde önce bir split'i görelim isterseniz. Böyle boşluklarla ayırabiliyorduk, değil mi? Bir de ne yapalım? Bunları birleştirelim. Daha önce ne demiştik? Bir join yapmıştık burada. Yani bir tane ayıraç belirtiyoruz. Boşluk kullanarak şu listeyi birleştir şeklinde. Merhaba Oğuz. Bir de numarayı yazalım. Değil mi? Veya eğer direkt sayı yazmak istiyorsak o zaman bu şekilde yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi string'imizi birleştirdik. Şimdi ne yapabiliriz? Bir de normal liste olayına girelim. Düşünün ki bir tane sınıf var. O sınıftaki bütün notlar elinizde. 20'ye 30 sıralı olmaması için bir de 25 ekleyelim buraya. 80 ve 99 alıp 95 alıp ağlayan öğrencimiz var. Bu notların ortalamasını alırken ne yapıyoruz? İlk olarak en yüksekle en aşağıdakini çıkarıyoruz. Neden? Çünkü ya bu outlier data olarak adlandırılan şey. Bazıları oluyor ki ne kadar zor sorarsanız sorun. Ya o adam bir şekilde yüksek not alıyor ve onu ortalamaya ne yapmamak lazım? Tabii dahil etmemek lazım. En alttaki de aynı o şekilde. Yani en düşük olan 50 almıştır mesela. 50 ile 90 arasında dağılıyordur. Adam 1 almıştır. Yani onu ortalamaya katarsanız sıkıntı yaratır. O yüzden ne yapıyoruz? Öncelikle max fonksiyonumuz var. Bir dizideki en büyük elemanı alan. Bir de min var. Değil mi? En düşük elemanı alan. Notlardan bunları ne yapalım? Çıkaralım. Ne yapıyor? Buluyor max olanı ve onu ortadan kaldırıyor. Listeden siliyor. Değil mi? Ne duruma geldi notlar? Bu hale geldi. Bir de minle çalıştıralım bunu. Görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Burada hiçbir şey kalmadı.
Ne düşük olan kaldı, ne yüksek olan. Böylece verimizi temizlemiş olduk. Bunun ortalamasını alabiliriz. Bunun ortalamasını nasıl alırız? Bunun ortalamasını almak için de böyle toplamını alırız. Sonra da dizinin uzunluğuna böleriz. Peki dizinin uzunluğu ne anlama geliyor? 4. Kaç tane var eleman? 4 tane var. Değil mi? Toplamı uzunluğa bölüyoruz. Ne olmuş? Ortalama böylece 38,75 oluyor. Hangi ortalama? Üst ve alt limitler çıkarıldıktan sonraki ortalama. Değil mi? Peki buradan devam edelim. Şimdi nelere örnekler gördük? İşte string'e örnek gördük. Integer'e örnek gördük. Integer'dan oluşan bir listeye örnek gördük. Şimdi de artık bir takım dönüşümlere girişelim isterseniz. Şöyle bir veri yapısı oluşturacağız. Düşünün ki işte çıktık dışarıda doğada Safari'de mesela Safari'de dolaşıyoruz ve Safari'de dolaşırken bir takım şeyler gördük. Ne gibi? Ayı gördük. Kırmızı bir ayı gördük. Ne kadar ilginç değil mi? Kırmızı ayı. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olabilir. Neden olmasın? Sonra bir tane de kırmızı ayı daha gördük. Ondan sonra ne oldu? Bir tane daha kırmızı ayı gördük. Ve dedik ki demek ki bütün ayılar neymiş? Kırmızıymış. Yanlış bir görüş. Ama insan belleği en temel şekilde, en ilkel şekilde böyle çalışıyor. Sonra biraz bu konularda konuşacağız. Tabii biraz da kamu spotumuz olacak sonrasında. Kahverengi kartal bir de ne olsun? Gri kartal olsun. Evet. Şimdi böyle bir tane veri yapımız var. Neler yapabiliriz bu veri yapısının içerisinde? En basitinden başlayarak giderek karmaşıklaştıracağız. Sonlara doğru örneği anlamakta zorlanabilirsiniz. Oturup cidden kendi kendinize bir takım şeyleri değiştirip denemeniz gerekecek. Evet. Ne dedik? Bunu oluşturduk. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Her bir hayvan için. Şimdi şöyle bir veri yapısı var ya elimizde liste şeklinde. Bunu şuna çevirelim. Buna çevirebilecek hale getirelim. Bu daha mantıklı çünkü. Değil mi? Red, red, red. Ondan sonra eagle. Burada da iki tane renk var. Brown, gray. Bu şekilde. Böyle bir veri yapısına dönüştürelim isterseniz. Yani sözlüğe dönüştüreceğiz. Böylece her seferinde bir yarı eagle'ı tekrarlamaya gerek yok. Değil mi? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle yapabiliriz. Colors diye bir yeni dizi açarız. Ondan sonra for animal in animals diye bunun içerisinde döneriz. Sonra da daha önce öğrenmiş olduğumuz set default to kullanırız. Set default nasıl bir şeydi? Colors.set default animal. Şimdi pardon. Burada tabii bir sıkıntımız oldu. Yani bunu iterate ettiğimiz zaman default'ta hani ne diyorduk? Daha önce keys diyorduk ya. Eğer keys demezsek yine key'yi alıyor dictionary'de. Böyle bir default'u var. Böyle yazıyorum tekrar. Key'ler neler? Bir, 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 eagle, eagle. Ama gerek yok yani. Direkt onu dolaşıyor zaten. Ne yapıyoruz? Set default ne yapıyordu? Eğer animal'da şu an ilk başta mesela hiçbir şey yok. Buraya bir geldiği zaman ne olacak? Geldiği zaman ne olacak? Hiçbir şey yok. Eğer hiçbir şey yoksa bir tane liste koyacağız. Değil mi? İlk seferde. Eğer varsa zaten olanı geri döndürecek. Sonra da buna ne geri döndürse bir ekleme yapacağız. Yapacağımız ekleme ne? Animal name. Aslında buna tabii daha düzgün bir ad koymak lazım. Bu bir hata aslında. Yani animal dediğiniz zaman hayvanın kendisi aklınıza gelir ama aslında ismini iterate ediyorsunuz. Evet. Bu şekilde bunu çalıştırdığımız zaman ne olur? İsterseniz bunu bir deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? Pardon. Burada tabii bu bir listeydi tabii. Dictionary dönüyormuşuz gibi düşündüm. Biraz şey oldu. Yanlış oldu. Bazen böyle hatalar yapmaktan mümkün tabii. O zaman burada animal diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ve
Burada ne yapıyoruz? Sıfırıncı gözü. Yani hayvanın kendisini mi ekliyoruz? Hayır. Birinci gözde ne vardı? Birinci gözde renk var. Rengi ekliyoruz. Burada neyi ekliyoruz? Hayvanın ismini. Sıfır. Yani buraya mesela bir gelecek. Buraya ne gelecek? Burada rengin kendisi gelecek. Yani mesela red. Değil mi? Birinci gözde. Animal ne? Burada görmüş olduğunuz gibi animal bu. Şu. Tamam. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman ne olacak? İşte görmüş olduğunuz gibi red, 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 brown, gray şeklinde bunları gruplamış olduk. Şimdi bir adım daha öteye gidelim. Ve şöyle bir şey yapalım isterseniz. Pardon. Evet. Sırada ne yapacağız? İsterseniz bir de bu şeylere araya bir şeyler sokuşturalım aslında. Çünkü bunun ötesine geçmek biraz zor yani. Hani ilk başta zaten şu set default'u anlamak da biraz kafanızı karıştırabilir ilk anlamda. Ama deneyelim. Tekrar deneyelim. Aslında buna bakmıştık ama yine de deneyelim. Ne yaptık? Colors eşittir dedik. Yeni bir tane dictionary. Nokta set default dediğimiz zaman bear dedik, bear dedik mesela. Ne oldu? Şimdi hem bunu ekledi hem de döndürdü. Değil mi? Colors ne hale geldi? Bu hale geldi. Şimdi döndürmesi ne işe yarıyor? Döndürebilirse o zaman bir de bunu append edebiliyorsunuz. Değil mi? Eğer döndürmeseydi o zaman şöyle yapmamız gerekecekti. LST eşittir. Gerçi yine döndürüyor da. Döndürmeseydi ne yapabilirdik? Döndürmeseydik o zaman yapabileceğimiz bir şey yoktu yani. Tekrar şöyle yapmamız gerekecekti. Colors deyip orada bear deyip ulaşıp ondan sonra append etmemiz gerekecekti. Neyse. SetDefault'ta LST'ye işleyip LST.append de diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bir renk verelim. Ve Colors'a bakalım. Evet. Şimdi bir de all ve any'ye örnek gösterelim isterseniz. O da nasıl oluyor? Mesela all true 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 false falan diye gitmiştik daha önce. Ama şimdi buna farklı bir şey yapalım. Mesela bütün ayılar kırmızı mıdır diye bir sorgu çekelim. Color for color in animals dedik. Animals dedik. Bir dakika burada tabii bu henüz yani yeni çıkartmış olduğumuz şeyi kullanalım. Yukarıdakini kullanmak yerine ne demiştik? Colors demiştik. Şunu bir yazdıralım tekrar ekrana da kafamız karışmasın. Ne oldu? Bunu gördük. Şimdi ha. Ne yapabiliriz mesela? Animals deyip eğer neye erişirsek? Bear'e erişirsek pardon. Animals değil. Colors demiştik buna. Ne olacak? Red, red, red. Değil mi? Hepsi acaba kırmızı mı diye bakmak istediğimiz zaman şunu yapmamız gerekiyor. For J in colors bear dedik. Değil mi? Bu bize neyi döndürecek? Onu bir görelim. Hop. Red, red, red. Tamam. Peki bunu bir true false yani bir doğruluk değerine dönüştürmemiz lazım. Pardon. Kırmızı mıdır? Değil mi? Bu neyi döndürecek? Bu da tabii ki true'ları döndürecek. All dediğimiz zaman hepsi doğru mu? Hepsi kırmızı mı? Dediğimiz zaman bu bize ne döndürecek? Bu bize tabii ki true döndürecek. Ama buraya yazmadı. Neden? Çünkü print koymadın. Sonuna başına print koyalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Bu bir true döndü. Peki any deseydik ne olurdu? Buradan direkt kopyalayalım, hiç uğraşmayalım. Any ne demek? Any en az bir tanesi demek. Değil mi? En az bir tanesi mi? Evet. Peki şöyle yapalım. Bir de şu soruyu sorabiliriz kendimize.
Boş bir kümedeki tüm renkler mesela nedir? Purple mıdır diye sorduğumuz zaman any değil tabii all diyoruz. Ne oluyor? True geliyor. Neden? Çünkü yani odada eğer hiçbir ayı yoksa bunların hepsinin mor olduğunu söylüyorsak haklıyızdır. Çünkü bunu yanlışlayabilecek bir şey yok ortada. Yani ayının kendisi yok, değil mi? Yani Yüzüklerin Efendisi'ndeki orkları ilk olarak yaratmaya kalktığınız zaman böyle bir şey olmadığı için istediğiniz iddiayı bulunmakta gayet neydiniz? Serbestsiniz. Peki any olsaydı ne olacaktı? Any ne demek? En az bir tane demek. O ne oluyor? False oluyor. Çünkü en az bir tanesinin olması için kümenin ne olması lazım? En az bir tane eleman olması lazım ki yok. O yüzden any hayır diyor böyle bir sorgu karşısında. Başka nelere bakabiliriz? Şimdi bir de şöyle yapalım. Animal counts diye bu printlerin hepsini silmek istiyorum çünkü kafa karıştıracak sonra. Hop. Tamam bu kalsın. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de hayvan sayılarını almaya çalışalım. Hayvan sayılarını nasıl alabiliriz? Buna counter diyoruz. Animal counts eşittir. Bu şekilde başlayalım. Neye çevirmeye çalışacağız bunu? Şuna çevirmeye çalışacağız. Ayıdan 3 tane. Kartaldan 1 tane. Pardon, 2 tane var değil mi? Yukarıda ne yazıyor orada? 2 tane. Evet, görmüş olduğunuz gibi 3 tane ayı, 2 tane kartal. Bunları sayacağız. Şöyle yapalım. Bunu yukarıya koyalım. Hatta yorum satırına dönüştürelim. Sadece aklımızda kalsın. Bu çalışmayacak yani. Başlangıç noktamız bu. Ne yapmamız gerekiyor? Animals içerisinde dönmemiz gerekiyor. Bunu bir daha şuraya getirip bir yapıştıralım ki gözümüzün önünde dursun. Değil mi? Evet. For animal in animals dedik. Ondan sonra animal counts nokta set default. Eğer yoksa ne diyeceğiz? Animal 0 neydi? Animal'ın adı. Eğer yoksa 0 koyacağız. Bunu 1 arttıracağız. Ve hangi göze koyacağız bunu? Hayvanın adının olduğu göze koyacağız. Değil mi? Şöyle bunu bir büyütelim. Bu biraz kafa karıştırıcı bir şey. Umarım anlaması biraz mümkün olur. Bunu tekrarlamanız gerekebilir. Şimdi ne diyorduk? Animal counts'un set default'u ne yapar? O hücreye, yani burada ne gelecek mesela? Bir gelecek. O hücreye bakıyor. Eğer hiçbir şey konulmamışsa daha önce, ilk seferde konulmamış olacak. Oraya bir sıfır koyuyor. Sonra bunu bir ile arttırıyoruz. Burada bir hatamız var. Eksi birden başlamamız gerekiyor. Çünkü her seferinde bir arttıracağız. İlk koyduğumuzda eksi bir olacak. Bir artmış hali sıfır. O bir dakika. Yanlış oldu. Doğru. Sıfır olması gerekiyor. İlk koyduğumuz sırada bir gelecek. İkinci seferde bir olduğu için iki olacak, üç olacak, dört olacak diye gidecek. Burada da animal sıfır dediğimiz şey ne? Yine bear'in ismi. Yani ne yapacağız? Bunu arttırıp oraya tekrar koymamız gerekecek, değil mi? Dolayısıyla sıfırken 1, 1'ken 2, 2'ken 3 olacak. Niye rengi yani birinci gözü hiç kullanmıyoruz? Çünkü şu an onunla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Evet, bunu böyle kapatırsak sonra da animal count'u ne yapalım? Yazdıralım. Bakalım karşımıza ne çıkacak? İşte görmüş olduğunuz gibi bear 3, eagle'da 2 oldu. Evet. Varan 3. Bundan sonra da farklı bir şey yapacağız. Burada associative memory ile ilgili bir şey yapmaya çalışacağız. Öncelikle color count'u alalım. Color counts eşittir boş bir küme. Ha. Hangisinden kaç tane hangi renk var? Bununla ilgili bir şey yapmaya çalışacağız.
Bu örnek tabii ki biraz daha karışık olacak. Ama bir öncekinin hemen hemen aynısı. In animals dedik. Bunu tekrar gözümüzün önüne getirelim. Kafamız karışmasın. Evet, ne yaptık? Animal in animals diye devam ettik. Şimdi ne yapacağız? Color counts animal 0, yani hayvanın renginin olduğu gözü. Şimdi şuraya da son olarak ne istediğimizi yazalım. Bakın bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani başarı neye benzer? Önce bir bunu çizmeniz lazım. Böylece daha kolay algoritma geliştirebilirsiniz. Dictionary. Burada da mesela red 3 olacak. Eagle. Burada da brown. Gray mesela. Ondan sonra eagle, pardon, ne dedim ya, brown bir tane, gri'den de kaç tane, bir tane olduğunu görüyoruz değil mi? Yani bir tane ayı var, ayıdan kırmızı 3 tane varmış. Bu da saçma olur, bunun sayı olması lazım. Gri olandan da bir tane varmış değil mi? Böyle bir şey oluşturmaya çalışacağız sonunda. Bu kalsın mı? Kalsın. Çünkü neden? Bunu tanımladık. Tanımladıktan sonra bir daha tanımlayınca bunu eziyor zaten. Emin olmak için de sonradan ne yapabiliriz? Sonra tekrar bunu buradan kaldırabiliriz. Evet, ne yapacağız şimdi? Şurayı şöyle bir açalım önce. Evet. Color counts nokta set default deyip bir tane dictionary koymamız gerekiyor. Neden? Eğer hiç eagle gelmemişse daha önce veya bear gelmemişse ilk seferde olmayacak zaten. Şuraya boş bir sözlük set etmemiz gerekiyor öncelikle. Değil mi? Bunu yaptık. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Sonra da oraya başka bir set default daha yapmamız gerekiyor. O yüzden demiştim zaten bu biraz karışık diye. Pardon, set default'a gerek yok. Nokta get diyeceğiz. Bu get default aslında. Ne yapıyoruz? Animal 1, yani rengi alıyoruz. Eğer yoksa o zaman 0 koyuyoruz. Ve 1 arttırıyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz şey yani. Değil mi? Daha önce yapmış olduğumuz şey. Bu arada burada da tabii set default'u kullanmamız gerekmiyordu aslında. Get'te kullanabilirdik. Çalıştırınca onu göreceğiz tekrar zaten. Get'in iki tane parametresi var. İkincisini vermezseniz o zaman alamadığınız durumda hata verecektir. Yani burada bir örnekle görebiliriz. Örneğin nokta get vermedi. Ha, num döndürüyormuş. Pardon. Num döndürüyormuş. Result diye bunu yazdırırsak num mıdır? Nandır. Bu arada is diye bir operatör var. Nan kontrolü yaparken bunu kullanıyorsunuz. Ama eşit eşittir de kullanabilirsiniz şu an için tabii ki. Is daha mantıklı. Arada ufak bir fark var ama önemli değil. Evet. Geriye dönersek. Ne yaptık? Bu kodu yazdık. İsterseniz bir de color counts diye yazdıralım. Şimdi tekrar söylüyorum. Buraya geldik. Artık şu bayağı karışık bir şey. Örnek. Yani bunu böyle videoyu durdurup kendiniz tekrar tekrar farklı kısımlarını deneye deneye öğrenmeniz lazım. Ama yani şunu söyleyeyim. Yani şuradan itibaren anlayamadıklarınız olursa çok da sıkıntılı değil. Yani bunlar cidden farklı zamanlarda oturup tekrar tekrar deneyip öğrenmeniz durumunda size büyük katkı sağlayacak bir şey. Ama cidden yani tam olarak anlamak zorunda değilsiniz şu durumda. Yani ilk denediğiniz zaman zor. Bunları tekrarlamanız gerekecek farklı zamanlarda anlamak için. Ben bunları ekstra olarak veriyorum şu an. Evet, görmüş olduğunuz gibi neymiş? Kırmızıdan 3 tane varmış. İşte eagle'dan 1 tane varmış. Gray'den 1 tane varmış. Evet,
Bir şey daha ekleyelim. Şimdi ne oldu? Bunları gördük. İlişkisel bellek, o insan beynindeki o kertenkele kısmı sadece ilişkilendirme ile ilgili çalışan, işte köpeklerde falan da bu şekilde çalışıyor. Belli bir saatte yemek verildiğini görünce o saatte böyle salyalarınızı akıtmaya başlıyorsunuz. Neden? Çünkü böyle bir beklenti oluşuyor falan, olasılıksal bir. Evet, burada bir bağlantı sıkıntısı oldu ama tamam, geri döndü. Bunu tekrar yapmaya çalışalım. Bir de biz modelleyelim bu ilişkisel modeli. İlişkisel modeli nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Counts'u %100, yani 1. 0.5. Yani demek ki kartalların yarısı brown, yarısı grey'miş. Yani başka bir kartal gördüğümüz zaman %50 şans var tekrar kahverengi görmemize veya gri görmemize tekrar %50 bir ihtimal var şeklinde düşünebileceğimiz şey tasarlayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu direkt sıfırdan oluşturmuyoruz artık. Bunu proses ederek yapıyoruz. İkinci bir kez geçeceğiz yani üzerinden, anlayacağınız. Buraya bunu yazıyorum. Bu amaç, hedef. Bu da input, değil mi? Bunu, evet. Şimdi burada bunu ne şekilde çevirebiliriz? Burada daha önce öğrenmiş olduğumuz sum vesaire, bunları kullanacağız. For name virgül counts in color counts nokta items deyip bütün itemları dolaşıyoruz. Burada tabii ne vardı? Umarım kaldığı yerden devam ediyordur bu arada. Items ne dönüyordu? Color counts nokta items. Bunu almadı. O zaman şöyle yapalım bunu. Bunu buradan alabilecek miyiz? Yani şöyle yaparsak neden olmasın? Evet, böyle alalım bunu. Hop. Dediğimiz zaman ne alıyoruz? İşte bu şekilde dictionary items'ı almış oluyoruz. İkililer halinde görmüş olduğunuz gibi. Burada kullandığımız şekilde ne olacak? Şöyle gelelim. Name counts. Name ne olacak? Bear counts da şu olacak tabii ki. Değil mi? Tamam. Bunların içerisinde iterate ediyoruz. Sonra ne yapacağız? Her birisi için toplamı bulmamız lazım. Toplamda counts nokta values sum olacak. Counts.values ne olacak? Counts.values da tabii ki mesela kartal için 1 ve 1 olacak. Bear için 3 olacak sadece. Başka şey yok zaten. Value yok yani. Sonra ne yapalım? Sonra da counts'u iterate etmemiz gerekiyor. For color in counts deyip iterate edemiyoruz. Çünkü items dememiz lazım. Bu durumda ne olacak? Hem renk olacak elimizde, hem de elimizde count olacak. Değil mi? Sonra da ne yapacağız? Bu listeyi update edeceğiz. Color count. Ondan sonra hayvanın adı. Değil mi? Değil tabii ki. Color count bir alt şeydeydi. Yani color count dediğimiz şu kısımda, bunu update edeceğiz. O zaman color'ı kullanmamız gerekiyor burada. Değil mi? Color da ne? Brown mesela. Brown'ın karşılığındaki biri değiştireceğiz. Peki biri ne yapmamalıyız? Ne yapmalıyız? Şöyle color counts color bölü toplam. Değil mi? Toplamı böldüğümüz zaman yüzde neyse onu. Mesela bir tane, üç tane varsa toplam da 3 zaten. 3'ü 3'e böl. 1 veya 1'i 2'ye böl. Neden? Toplam 2 olacak çünkü. Şeklinde mevzuyu halletmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu color counts'u yazdırıyoruz. Evet. Şöyle girelim. Ve olmadı. Neden olmadı? Durun bakalım. Color counts diye. Oo, çok büyük hatalar.
Count'u update etmemiz gerekiyordu. Gördüğünüz gibi ben de hata yapıyorum yani burada. Ama şey yani bunu şöyle bir oturup cidden şu örneği sadece ve tabii ki yani bunu da yapmanız gerekecek ama şu örnekleri yapmak için şöyle bir ne bileyim yani 3-4 gününüzü verseniz bence heba olmaz yani. Eğer Python'a yeni başlıyorsanız bunları iyi bir şekilde anlarsanız çok büyük katkısı olur. Mülakatlardaki şeyleri, soruları rahat bir şekilde geçersiniz yani. Özellikle junior level, hani daha yeni başlamış birisi için geçebilecek duruma gelirsiniz rahat bir şekilde, onu söyleyeyim yani. Birçok insan bunları tasarlarken sıkıntı çekebiliyor profesyonel yaşamda olmasına rağmen. Evet. Peki nasıl oldu bu dictionary? Bir de şeye bakalım, sonuca bakalım neymiş? Ayıysa kırmızı olma ihtimali %100. Kartalsa işte kahverengi olma ihtimali %50. Gri olma ihtimali %50. Evet. Şimdi bu örnekleri yaptıktan sonra bir de buradan bir kamu spotu çıkalım. Buna ne deniliyor? Buna çıkarım deniliyor. İşte bir induction bir de deduction. Yani tüme varım ve tümden gelim olarak adlandırılan bir konu bu. Yani bir takım şeyleri görüyorsunuz ve bu görmüş olduğunuz örneklerden bir takım çıkarımlarda bulunuyorsunuz, değil mi? Ve bu çok ilkel bir yöntem insanın beynindeki. Tabii ki işe yarayan bir yöntem ama aynı zamanda eğer basit haliyle kullanmaya devam ederseniz büyük sıkıntılar da çıkaran bir konu. Neden? Örneğin sample bias, yani örnek ön yargısına sahip olabilirsiniz. Örneğin ayıları sadece işte Türkiye'de görmüşsünüzdür. Sadece kahverengi ayı görüyorsunuzdur. Bir tane görürsünüz, 5 tane görürsünüz, 10 tane görürsünüz. Dersiniz ki tamam, bütün ayılar kahverengi. Biri size ayı dediği zaman, ayılardan bahsettiği zaman ha demek ki kahverengi bir şeyden bahsediyor diye düşünürsünüz direkt. Ve hata yaparsınız. Neden? Çünkü kutup ayıları beyaz mesela, değil mi? Veya başka bir takım sıkıntılar da var tabii. Yani bu şeyleri sample bias'den dolayı yine yanlış bir takım düşüncelerde bulunabilirsiniz. Mesela işte kırmızı ayıların genellikle akıllı, kahverengilerin ise öyle fazla akıllı olmadığını ama sempatik olduğunu falan düşünecek bir takım çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Ve bunlar tutmaz. Tutmasın olsun de aynı şekilde devam edersiniz yani. Devamlı yanılırsınız. Ve yanlış davranışlarda bulunursunuz mesela. İşte tehlikeye atarsınız kendinizi. Ayı bu sevimli işte kahverengi olduğuna göre deyip kovalanırsınız. Yine yaparsınız yani. Bu sıkıntılı bir durum. İkinci bir sıkıntı associative memory ile ilgili. Tabii ki sadece sample bias yani örnek ön yargısı şu ana kadar görmüş olduklarınızın yeterince rastgele olmamasından ileri gelen şeyin dışında bir de beklentinin karşılanması ile ilgili sıkıntılarınız olabilir. Yani örneğin civcivleri pembe olduğu zaman daha çok seviyorsanız satıcılar size civcivleri pembeye boyayarak satacaklardır. Siz de düşünebilirsiniz ki abi bütün civcivler pembe. Hayır, değil. Sizin beklentiniz öyle. Beklentiniz olduğu için öyle oldu. Ve tabii bu biraz da şey hani farklı bir konuya girecek ama işte seksizm, ageizm yani cinsiyetçilik veya yaşçılık veya işte ırkçılık gibi şeylerde bu tarz konulardan çıkıyor. Bir insanın mavi gözlü olduğu için yeterince akıllı olmadığını düşünürseniz, böyle bir beklentiye girerseniz o insan kendisine güvenemediği ve o şekilde yetiştiği için ne olacaktır? Beklentinizi karşılayacaktır. Beklentinizi karşıladığı için de haklı olduğunuzu düşünüp devam edeceksinizdir. Oysa ki bu yanlış. Veya işte yine mavi gözlerin yeterince akıllı olmadığını düşünen bir toplumda öğretmen yatırımına bir karşılık alamayacağını düşünüp o öğrenciyle ilgilenmeyip o öğrencinin o şekilde kalmasına neden olabilir. Bu da yine ilk beklendiği haklı çıkaran ama yanlış bir görüş olur. Ve toplum tabii uzun vadede büyük sıkıntılara giriyor bu yüzden. Evet, peki bunun çıkışı ne? Tabii ki yani associative bellek dediğimiz hani bir takım olasılıksal hesaplarla, istatistiklerle yola devam etmek bir nasıl söyleyelim? Yani beynin enerjiyi daha düşük bir şekilde kullanmak için uydurmuş olduğu bir şey. Ekonomi
metodu diyelim. Daha ekonomik kullanmak için beyni. Ama beyni biraz daha üst seviyelere çıkartmak gerekiyor. Çünkü bir zekamız var. Ne yapabiliriz mesela? Bir insanı gördüğümüz zaman onu kategorize edip o kategoriye göre değerlendirmek yerine kişinin kendisini tanıyıp kişinin kendisi akıllı mı, zeki mi, iyi bir insan mı, kötü bir insan mı bunu anlamaya çalışıp ona göre sadece kişinin şahsına münhasır olan özelliklerine bakarak eğer davranırsak o zaman çok daha akıllı davranmış insanın kertenkele beyni kısmının daha çok daha üstlerine çıkıp daha bilinçli bir hareket yapmış oluruz diye düşünüyorum. Evet, bu hafta anlatmak istediğim şeyler bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir örnekleri, egzersizleri. Dediğim gibi bunları ilk seferde anlamak zorunda değilsiniz. Tekrar tekrar yapıp tekrar tekrar yapıp öğrenirseniz eğer işinize yarayacağını düşünüyorum.